Arkadaşlar bugün yine Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. Bu kez yargılanmak için gelmedik. Geçtiğimiz günlerde Gezi direnişinin yıl dönümünde Taksim'e bir çağrı yapılmıştı. Bu çağrıyı izleyenlere veya bu çağrıya katılanlara büyük bir şiddet uygulandı. Ama bizim buraya geliş nedenimiz bir kamu görevi yapan gazetecilerin güvenlik güçleri tarafından şiddete uğratılması sadece İstanbul'da değil Ankara'da ve İzmir'de de yaşandı. Onun için buradayız. Şiddete uğrayan arkadaşlarımız için suç duyurusunda bulunacağız. İki meslek örgütü olarak buradayız. Bakın Türkiye'de sokağa çıkmak, eylem yapmak en temel anayasal haklardan biridir. Bu suç haline getirilmek isteniyor. Aynı Gezi Parkı'nda olduğu gibi toplum taleplerini istediği an özgürce sokaklarda dile getirebilmeli. Ve bizler medya mensupları bunun iletilmesini, bu taleplerin iletilmesini sağlamakla görevliyiz. Sadece işimizi yapmak istiyoruz. Ama karşımızda demokrasiyi sindirememiş, toplumu baskı altına almak isteyen otoriter bir rejim var. Bu bir psikolojik savaş. Sokakları bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız? Gazeteciliği bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız? Biz hala bu ülkede demokrasinin geçerli kılınabileceğini düşünüyoruz. Bu yüzden polislere bir çağrımız var. Kanunsuz emirleri uygulamayın. Yarın bunun hesabı mutlaka sorulur. Evet, basın özgürlüğü anayasal bir haktır. Ve anayasaya göre devlet gazetecinin görevini yapmayı kolaylaştırmakla yükümlüdür. Ama bu uygulanmıyor. Her neredeyse toplumsal olayda şiddet görüyoruz, hakaret görüyoruz ve bunu kabullenmiyoruz. Biz gazeteciler olarak bunca baskıya rağmen haber yapmaya, topluma gerçekleri iletmeye devam ettik, devam edeceğiz. Bakın şimdi bir sosyal medya yasası çıkartılmaya çalışılıyor. Çıkartılacak da seçimlere iktidarın kendi medyasının dışında başka bir medyaya izin vermeden gitmek istiyorlar. Ama gazeteciler yaratıcıdır, gerçek gazeteciler. Biz illaki sesimizi duyururuz bir şekilde. Haber yapmaya devam edeceğiz, bedeli ne olursa olsun. Biz alanda hepimiz birbirimizi kollamanın yollarını arıyoruz. Örneğin polis müdahalesi sertleştiğinde gazeteciler polisin gözaltına almaya çalıştığı arkadaşlarına sahip çıkıyor. Bir taraftan onu görüntü altına almaya çalışırken ve biz son yıllarda hem adliye koridorlarında ceza davalarıyla, tazminat davalarıyla hem de alandaki hukuksuzlukları kayıt altına almaya çalışırken çeşitli müdahalelere uğruyoruz ve biliyoruz ki aslında buradaki temel mesele gerçeğin, oradaki ihlalin ortaya çıkmasını engellemektir. Bize yapılan müdahale, gazetecilere, alanda hukuksuzlukları kayıt altına almaya çalışan gazetecilere yapılan müdahale aslında gazeteciliğe yapılan müdahaledir. Bu suç duyurusu da bu yüzden çok önemlidir. Buradaki temel gerçeklik şu, bir iğne deliği kadar bir ışık istemiyorlar. Gerçeğin oradan, o iğne deliğinden bile geçmesini istemiyorlar. O yüzden bütün bu baskının, bütün bu gözaltına alma girişimlerinin, ters kelepçenin, gazeteci olduğumuz bilinmesine rağmen herkesçe ısrarla gözaltının devam etmesinin nedeni budur. Her gittiğimiz haberde şiddetin dozu biraz daha artmaya başladı. Ne kadar söylesek de basın mensubuyuz, ne kadar anayasayla haklarımız koruma altına alınsa da artık ne yazık ki ne anayasa tanınıyor haberleri takip ederken, ne basın kanunu tanınıyor, ne de aslında temel insan hakları tanınıyor. Bu yüzden işte ben de dahil arkadaşlarımız darp edildik. Kimisi gözaltına alındı, alınmadan darp edilenler var. Ama her olaya gittiğimizde bir fazlasını görüyoruz. Bizler gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşa haber vermeye, gerçekleri yansıtmaya devam edeceğiz diyorum. Bu kadar.